Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 50 tane ehliyet sorusu çözeceğiz. Bana destek için videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Değerli arkadaşlar anlayamadığınız yer olursa yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Geçelim sorularımızı çözmeye. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? Benzin, motorin, antifriz, gaz yağı. Buji daha önce de anlattım, şu şekilde demiştim, B harfi ile başlıyor. Cevabımız ne? B. Benzin. Doğru cevap A seçeneği. Bu şekilde kodlarsanız işinize gelir bazı birçok soru işinize yarayabilir bu kodlamalar. Şimdi işten yanmalı motorlar nelerdir? Yani buji ile ateşlemeli kısaca bunlara değinelim. Madem bu soruyla bağlantılı sınavda da gelebilecek ihtimali olan yerler. Arkadaşlar işten yanma dediğimizin olayı yanmanın motor içerisinde gerçekleşmesi. Bundan dolayı işten yanma diyoruz. Burada bilmemiz gereken 4 tane zaman var. Emme zamanı, sıkıştırma, ateşleme, egzoz zamanı. Bunlar sıralıdır. 1, 2, 3 şeklinde gider. Sınavda çıkıyor diye özellikle sıralarını söyledim. Şimdi emme zamanında hava alınıyor. Sıkıştırma zamanında bu hava sıkıştırılıyor. Ateşleme zamanında da benzinlilerde bakın buji ile. Benzinlilerde buji ile. Motorinlilerde ise yani mazotta nasıl oluyor? Kızgın hava üzerine motorun püskürtmek suretiyle ateşleme gerçekleşiyor. Egzoz zamanda da zaten ad üstünde egzozdan dışarıya gazlar atılıyor. Buji ile ateşlemeli motorların yakıtları benzin, LPG, doğalgaz bunları görürseniz buji ile alakalıdır. Yine içten yanmalı motorlar, benzin, LPG, dizel bunların hepsi içten yanmalıdır. İçten yanmada dizel de var karıştırmayın. İçten yanma dediğimizde benzin, LPG, dizel bunların hepsi içten yanmadır. Bu sayfada bilmemiz gerekenler bu kadar. Geçelim. Şu bujiyi unutmayın özellikle benzinli motorlarda yanmayı gerçekleştiren parça. Araç park edildikten sonra aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir? El frenini çekmek, vitesi boşa almak, fren pedalına basmak, debriyaj pedalına basmak. Cevap nedir? Basit bir soru. Tabii ki el frenini çekeriz. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece? Yani ağır yanıklardan bir yanıkların bir göstergesidir yanık bölgesinin sinir harabiyetinin olması, kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması, deri bütünlüğün bozulmaması ve derinin gergin olması, derinin kuru ve ağrılı olması. Doğru cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Ağır yanıklarda sinir harabiyeti oluşur. Şimdi yanıklara bakalım kısaca. Bizim işimize yarayacak yanık çeşitleri bunlar. Birinci derecede yanıklar. İkinci derecede yanıklar, üçüncü derecede yanıklar. Birinci derecede yanıklarda ne vardır? Deride kızarıklık, ödem vardır. 48 saat içinde iyileşir. Basit yaralanma yanıklardır bunlar. İkinci derecede yanıklar, içi su dolu, kabarcıklıdır. Ağrılıdır, derin yenilemesiyle kendi kendine iyileşir. Şimdi bu biraz daha tehlikeli yanıklar. Üçüncü derecede yanıklarsa en tehlikeli yanıklardan. Yani bizim işimize yarayacak kısımda. Özellikle sinirleri etkiler, derin, derine iner yani yaralanma. Yine sinirler zarar görür. Yanıklarla ilgili neymiş? Yanık bölge en az 20 dakika çeşme suyu altında tutulacak. Yanık yüzeyi büyükse ısı kaybı çok olacağından pek önerilmiyormuş bu yöntem. Su toplamış yerler patlatmıyoruz. Yanık bölgelerle birlikte bandaj yapılmamalıdır. Yani üzerine şey sarmayacağız bandaj. Arkadaşlar yanıklarda zaten birinci derecede kendiliğinden iyileşiyor. ikinci derecede hafif biraz daha ona göre ağırdır. Yine iyileşebilir. Fakat kabarcıklar vardır. Burada var ya bu buranın ipucu budur. Unutmayın. Üçüncü derece yanığın ipucu da sinir ve kaslar etkilenir. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden biri değildir? Bulantı ve kusma olması, reflekslerin güçlü olması, derinin soğuk ve nemli olması, Kulak veya ağızdan kan gelmesi. İç kanama belirtileri. Cevabımız nedir? B seçeneği. İç kanama geçiren kişinin refleksleri güçlü olur mu? Hayır. Aksine zayıf olur. Değildir arıyoruz. Bulantı ve kusma olur iç kanamada. Derinin soğuk ve nemli olması olur. Kulak veya ağızdan kan gelmesi olur. İç kanama neydi? Kanamanın vücudun içine aktığı kanamalardır. Kanın. Dış kanama neydi? Kan vücudun dışına akıyor. Yani yine e, atardamar, atar damar, toplar damar, kılcal damar olarak kanamalar ayrılıyor kendi arasında. Onlar detaylandırırız yine. Daha önce de detaylandırırım. Dırdık yani daha önce de detaylandırdık. Atar damar kanaması nedir? Toplar damar kanaması nedir? İleride bunlar da işleriz. Fakat burada en azından iç kanama, dış kanama bunları bildiğiniz, bilmeniz gerekiyor. Geçelim. Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge paneli hangisidir? Fren hidroliği göstergesi, hararet göstergesi, yakıt göstergesi, şarj göstergesi. Motor soğutma suyu sıcaklığını. Cevap nedir? B seçeneği hararet göstergesi. Eğer resmini koyarsa buraya fotoğrafları koyarsa yazılar yazmayıp şu fotoğraf işaretleyeceksiniz. Bu neymiş? Motor çalışma sıcaklığını gösteriyormuş. Yine aracımız hareket halindeyken çalışır durumdayken bu ışık yanarsa Aracı derhal durdurup kontağı kapatmanız gerekiyor. Çünkü araç soğumuyor olabilir. Yangın çıkabilir. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar? Radyatör, vantilatör, termostat, hararet göstergesi. Sabit. Şimdi ben hep söylüyorum neydi cevabımız? C seçeneği termostatlar arkadaşlar. Evdeki termostatlarla aynı mantık. Oradan aklınızda kalsın. Evimizdeki termos ne yapıyor? Çok ısındığında içindeki su dinlenmeye alıyor kendini. Yani elektriğini kesiyor. Çok soğuduğunda da tekrar çalışıp suyu ısıtıyor. Yani bir dengede tutuyor oradaki suyu. Aklınıza burada kalsın. Bu arkadaşlar soğutma sistemi ile alakalı bir parçadır termostatımız. İşte soğutma sistemine genel olarak bir bakacak olursak şurada da mutlaka çıkıyor bunlarda arkadaşlar zaman zaman. Mesela radyatör çıkar, ventilatör, Termostat çıkar bak çok çıkar. Ondan sonra zaten burada da yazmışız. VK işi nadiren dosya çıkıyor. Şimdi bunu siz okursunuz. Burada zaman kaybolmasın diye ben tek tek okumayacağım. Fakat çıkıyor soğutma sisteminin parçaları. Geçelim. Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir? Carter, manifold, motor bloğu, silindir kapağı. Doğru cevabımız ana gövde yani silindiri oluşturan bir bütün parçaya. C seçeneği motor bloğa adı veriyoruz. Geçelim. Basit bir soru. 112 hangi hizmet için kullanılır? Arkadaşlar artık bu soru eski çıkmış bir soru. Fakat 112 artık bunların hepsi için kullanılıyor. Kafanız karışmasın. Ambulans da bu sorunun cevabı eskiden ama artık 112 bunların hepsini kapsıyor. Yani birleşti numaralar biliyorsunuz. Eğer yine de böyle bir soru gelirse soruları değiştirmemiş olabiliyorlar bazen. Ambulansı işaretleyin siz. Ama bu gelmez büyük ihtimal. Çünkü 112 artık tek serviste birleşti. İtfaiye için ambulans için hepsi için 112'yi arayabilirsiniz. Geçelim. Akciğer vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır? Sinir sisteminde, hareket sisteminde, solunum sisteminde, boşaltım sisteminde. Akciğer. Doğru cevabımız tabii ki solunum sistemi olacak. Ciğerler nefes aldığımızda bakın hatta göğüs bölgemiz şişiyor. İşte bu ciğerlerden kaynaklı ciğerler aracılığıyla bunu bilirsiniz herkes arkadaşlar. Bu sistemler ya da organları şurada ben hızlıca bir tarif edeyim yine. Arkadaşlar hareket vücudun hareketini ilgilendiren yani kemik kas eklem bunlar hareket sisteminin organları. Dolaşım sistemi kanın vücutta dolaşımından bahsediyor. Dolaşımdan kasıt Kalp, damar, kan, dolaşım sistemiyle şunu da bilseniz iyi olur. Vücut dokuların oksijen, besin, hormon, bağışıklık elemanları benzer elemanlar taşır. Yani arkadaşlar vücudun oksijenlenmesini sağlayan Sistem dolaşım sistemi. Vücuttaki bulunan oksijeni vücuda dağıtan karbondioksidi toplayan sistem. Aynı zamanda vücudun besinini taşıyan sistem. Dolaşım sistemi. Yani bahçe gibi düşünün bahçeyi nasıl suluyor dolaştırarak hortumlarla. E bizim damarlarımızda aynı misal. Hortumlar aracıyla tüm vücudumuzda sarılı damar, kılcal damar, atar damar, toplar damar şeklinde. İşte buralara besinler gidiyor. Vücut için gerekli her şey bu dolaşım sistemiyle sağlanıyor. Mesela oksijen. Bunlar önemli sınavda bu şekilde çıkıyor diye dolaşım sistemine detay verdim. Sinir sisteminde de baş bölgesini kastediyor. Kafa bölgesini. Solunum sisteminde zaten akciğer, solunum yolları. Boşaltım sisteminde böbrekler var. Kanın süzülmesi var. Sindirim sisteminde de mide. Vücutta sindirim artık son nokta. Onlardan bahseder. Geçelim. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? Moped yolunu, bisiklet yolunu, mopedin giremeyeceğini, motorsikletin giremeyeceğini. Doğru cevap nedir? C seçeneği mopetin giremeyeceğini gösteriyor bu levhamız. Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur? Reflektör, ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı. Reflektör okey. İlk yardım okey, yangın söndürme okey. Cevap D seçeneği. Araçta bulundurulması gereken malzemeleri buraya koydum. İlk yardım malzemeleri ve benzeri malzemeler de var burada. Bakın arkadaşlar hangisinin nerede bulunması gerektiği Takograf nerede bulunmuş otobüs kamyon çekici de bulunuyormuş mesela O şekilde buna göz atın mutlaka buraya koydum Bunlar önemli notlar bu Buraya hazırladığım notlar en çok çıkan çıkabilecek en can alıcı noktalar Onun için videoyu dikkatli izleyin Durdurup buraları okuyun mutlaka Geçelim Kan şekeri düşüklüğü yaşayan kazazedede hangisi görülür tokluk hissi yavaş nabız Görmeden etlik, yüzeysel solunum. Doğru cevap D seçeneği. Şimdi bu kan şekeri düşüklüğü ile ilgili işte burada belirtileri var. Kan şekeri, hemen açlık hissi, renk solukluğu, burada bir sürü 8-10 tane var. Uyuklama hali, algılama güçlüğü, davranış değişikliği, gözlerin bir noktaya dikilmesi, göz kararması, huzursuzluk, sinirlik hırçınlık. Burada bir sürü arkadaşlar bunlar okuyun işte belirtiler kan şeker düşmesinin. Günlük hayatta da çok karşımıza çıkıyor. Hepsini ben okuyamadım ama siz mutlaka okuyun. Ehliyet sınavında soru olarak geliyor çünkü. Şekildeki bölünmüş karayolunda 3 numaralı araç sürücüsünün azami hızı saatte kaç kilometredir? Bu 3. Cevap C. Neden C? Yolda 70 yazıyor arkadaşlar. Yani burada en fazla 70 ile girebilirsiniz. Anlamını taşıyor bu. Geçelim. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır? İşaretlemelere bakalım. Doğru cevabımız B seçeneği bölünmüş yol. Şimdi arkadaşlar bu işaretlemelerle ilgili şunları bilmenizde fayda var. Bakın bu neymiş? İki yönü devamlı çizgi. Yani A ve B olarak harflendirirsek iki tarafta birbirinin alanına geçemez. Bu bir. Ayrılma çizgisi, katılma çizgisi, bölünmüş yol başlangıcı çizgisi bu da. Arkadaşlar şurada bir tane çizgimiz daha vardı ondan da bahsedeyim. Bu yavaşlama uyarı çizgileri bu da taralanana girilmez manasını taşıyor. Bakalım var mı diye baktım da yok. Tamam bunlar bilmeniz yeterli. Özellikle bunlar çok çıkar. Şu sorudakiler çokça çıkar. Şu karıştırmayın bu taral alana girilmez. Yaya yoluyla karıştırıyor bazı arkadaşlar. Sakın karıştırmayın. Yani bu yavaşlama uyarı çizgileri pardon. Geçelim. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu bildirir. İnceleyelim şıklarımızı. Doğru cevap çok bariz belli arkadaşlar. B seçeneği kontrolsüz kavşak işareti. Bunlar ana yol tali yol. Bu ana yol tali yol, bu da ana yol tali yol. Bunlar ana yolda bulunur arkadaşlar. Bazen soru olarak geliyor. Bu işaretler ana yol tali yol ana yolda bulunur. Ana yol tali yol defası. O da ayrıca bir soruydu. Geçelim. Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü Öndeki araçlar arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? 120 bölü 2 60. Çok basit bir soru. Fakat burada bir detay var. Onu şurada göstereyim arkadaşlar. Hızı ikiye bölerek buluyoruz cevabı. Detayımız da şu. Tehlikeli madde taşıyan araçlar en az 50. Mesela şöyle bir soru vardı. Şehirler arası yolda 60 km saat hızla giden tehlikeli madde taşıyan bir araç diyordu. Öndeki araçlar ne kadar mesafe bırakmalıydı? Hemen şöyle yapabilirsiniz. 62'ye bölü 15 hocam demeyin. Yanılırsınız. O 50 metre en az. Bir de bazen şunu da bilmekte fayda var. Çok nadir de çıkıyor arkadaşlar. Takip mesafesi bir aracın 2 saniyede kat ettiği yol uzunluğudur. Bu sürenin hesabında 88-89 yöntemi kullanılır. Yani bunlar da görürsen 88-89 neymiş hocam diye düşünmeyin. O işte Takip mesafesiyle ilgili bir sorudur. Unutmayın. Geçelim. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? Dur, hızlan, yavaşla, sağa yanaş. Şeklimizi inceleyelim. Bakın arkadaşlar, trafik polisi elini yukarı kaldırıp indiriyor. Yaptığı işlem bu. Bunun cevabı C seçeneği yavaşla anlamını taşıyor. Şimdi bakalım bu trafik görevlisinin işaretlerine. Bunun ekran fotoğrafını alın. Çünkü çıkar mutlaka. İşte bakın az önceki yapılan işaret şuydu. Yavaşla. Yine bu elle de yaparsa yavaşla. Ara ara bunu soruyorlar yavaşlayı. Duru soruyorlar arkadaşlar. Gece geç, gece dur. En çok çıkanlar bunlar. Yani genel olarak en çok çıkanlar bunlar. Fakat diğerlerine de bakın çıkmayacak anlamına gelmiyor. Belki şunlar da çıkabilir zaman zaman. En çok çıkan bu dört tanesi önemli. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır? Buji, karter, distribütör, enjektör. Cevabımız nedir? Arkadaşlar doğru cevabımız tabii ki enjektör. Yakıtla ilgili parçalardan biridir enjektör. Bu jineyde ateşleme sistemi zaten karter yağ depoluk ediyordu. Şimdi bakın bu dizel motorlarda olan bir durum. Yakıt enjeksiyon sisteminin parçaları bakın. Çalışma prensibi dizel motorlarda yakıt sisteminin çalışma prensibi nedir? Sıkıştırılan kızgın hava üzerine enjektörlerden yakıt püskürtülüyor. Bak enjektörlerden yakıt püskürtülüyor. İşte bundan dolayı cevabımız enjektör. Şimdi bu bujiyle ne zaman oluyordu? Benzinli LPG araçlarda da bujiyle oluyordu ateşleme. Fakat dizel araçlarda bu şekilde sıcak hava üzerine dizel püskürtmek suretiyle oluyor. Şimdi bunların parçalarına yakıt deposu var, beslenme pompası, yakıt filtresi, yakıt enjeksiyon pompası, mazotun pompası hani pompalıyor, enjektöre gönderiyor. Boru reflektörler, enjektörler. Bakın bizim sorumuzdaki budur. Hava filtresi, buj, ısıtma buji, ısıtma bujileri, yakıtma, yakıt göstergesi. Isıtma bujileri de yine çıkıyor da bu da dizel motorların soğuk havalarda daha kolay çalışmasını sağlıyor ısıtma bujisi. Unutmayın. Yine burada enjektör neymiş? Bak ne işe yarıyor? Yüksek basınçlı motorunu sıkıştırma zamanı sonunda yanma odasındaki sıkıştırılmış havanın üzerine püskürtüyor. Enjektör püskürtme görevi görüyor. Burada bu parçaların ismini bilin. Önemli. Bir de arkadaşlar ısıtma bujisi ile enjektör daha da önemli. Isıtma bujisi özellikle soğuk havalarda dizel motorların çalışmasını kolaylaştırır. Isıtma bujileri dizel araçlarda olur. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır? Egzoz subabı, emme manifoldu, egzoz manifoldu, katalitik konvertör. Evet. Cevaplarımız D diyenler doğru yanıtladı arkadaşlar. Katalitik konvertör olacak bu sorumuzun cevabı. Emisyon arkadaşlar, emisyondan kasıt yani hava kirliliğini azaltmak için kullanılıyor. Bu parça şu şekilde katalitik konvertör de göstermiş olalım. Görevi neymiş arkadaşlar? Egzozdan çıkan zararlı gazları bak zararsız hale dönüştürmektir. Yani şu arkadaşlar parçamız bakın şu şekilde bir parça mutlaka görürsünüz. Arabanın dışından da görülür zaman zaman dışından dediğim yani egzozu sanayiye falan gitmişseniz görebilme ihtimali yüksek yüksek. İşte bunun içerisinde çeşitli filtreler var. Bu filtreler şuradan gelen gazı zararını azaltıyor. En azı indirmeye çalışıyor. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir? Motorun çekişten düşmesi, motorun hararet yapması, akünün çabuk bitmesi, motorun ya yakmazsın. Bujilere bağlı olarak ayarsız olmasına. Doğru cevabımız A seçeneği. Bujilerin ayar olmazsa motor çekişten düşer. Şimdi bujilerle ilgili söylememiz gereken birkaç husus var. Onları aşağıya ekledim. Aklımızda kalsın diye. Bujiler benzinli araçlarda yani LPG ve benzinli araçlarda ateşlemeyi yapıyor. Bozulursa yakıt tüketimimiz artar. Hem de araç düşük performansta çalışır. Yani bujiler aracın yakıt tüketimini Performansına katkısı var Yine bir başka soru şu şekilde gelmişti bujiler Belli kilometre sonrasında değiştirilmelidir bu kilometreler Araçtan araca veya Aracın cinsine göre değişebilir Ya da çalışma performansına göre Onlar servis kitapçında yazar arkadaşlar belli kilometrelerde ya da yılda değiştirilmesi tavsiye edilen parçadır Geçelim Vatan cisim yara üzerinde duruluyor duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir. Dışarı kalan kısım kesilir ve yara sarılır. Çıkarılır ve yara, yaralı hastaneye sevk edilir. Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür. bir bıçak veya yabancı bir cisim batmışsa ne yapılır? Çıkartıyor muyuz? Hayır. Bu bir defa çıkartılan denilenler yanlış. Dışarıda kalan kısım kesilir. Doğru cevap A seçeneği. Çıkarılmadan hastaneye sevk edilir kişi. Neden bunu yapıyoruz arkadaşlar? Şurada bir video görmüştüm geçen onu da göstereyim. Şundan dolayı bakın batan cisim çıkarılırsa ne oluyor? Bakın bir tane sıvı şişenin içerisinde 3 tane cisim batmış. Bak gördün mü? O cisimleri çekmeden önce oradaki sıvı kan burayı kan örneklendirmiş mesela bu kan akmıyor dikkat ederseniz. Fakat cisimleri çektiğinde bak kan akmaya başladı. İşte bundan dolayı çıkartılmaz batan cisim. Geçelim. Motordan gelen sıcak suyu bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri ve yani petekler aracılığıyla soğutan parçaya ne denir? Amortisör, radyatör, alternatör, distribütör. Doğru cevabımız B seçeneği radyatör. Radyatör şudur. Bazen bu şekilde soruyorlar. Şurada gördüğünüz üzere hatta şöyle silerim burayı. Şurada gördüğünüz üzere okla çıkartmış bir tane. Bu yine ehliyet sınavından aldığım bir fotoğraf. Soru işareti koymuş. İşte bu radyatör neymiş? Motordan gelen sıcak suyu soğutuyor. Yine şurada da soğutma fanı var. Bunu da sormuşlardı bir soru olarak. Onu da unutmayın. Bakın şu şekilde sormuşlardı. Bu da soğutma fanıdır. Geçelim. Takograf cihazının kullanılmasının amacı nedir? Şıklarımız sürücünün kat ettiği yolu kilometre ve tükettiği akaryakıtı tespit etmektir. B, sürücünün çalışma ve dinlenme süreleri ile yaptığı hızı tespit etmektir. C, sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmektir. D, sürücünün taşıdığı yük miktarı ile aldığı parayı tespit etmektir. Takograf cihazı nerede bulunuyor? Bildiğiniz üzere daha çok ticari otobüs, kamyon, kamyon kamyonlarda bulunuyor. Takograf cihazıyla neyi tespit ediyoruz? B seçeneğindeki işlemi yapıyoruz. Sürücünün çalışma dinlenme zamanını ölçüyor arkadaşlar. Yani kilometreyi de ölçer fakat şurada akaryakıtı ölçmez. Kilometreyi ölçer, dinlenme süresini ölçer. Yine günleri mesela tespit edebilir fakat ücreti tespit edemez. Yani bu günleri nasıl tespit ediyor? Çalıştığı zaman dilimini kayıt altına alan bir cihaz olduğu için takograf cihazı. Mesela saat kaçta harekete başladı araç, Kaç saattir gidiyor hızı ne kadar ortalaması Veya şu hızın üstüne çıkmış mı gibi şeyler kontrol ediyor Kayıt ediyor Yine tek olarak cihazın kayıtlar araçta bir ay süreyle iş yerinde 5 yıl süreyle saklanılmalıdır Bunlar önemli Yük miktarını tespit edemez Geçelim Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir Şuraya fotoğrafını koydum bu gövdeye ne ad verilir Carter, manifold, silindir kapağı, motor bloğu. Cevabımız nedir? Evet, D seçeneği diyenler doğru yanıtladı arkadaşlar. Bunlar birleşerek motor bloğunu oluşturuyor. Ana gövde, ana gövdeye motor bloğu diyoruz. Resmi de budur. Bu sorular nadiren çıkıyor ama çıkarsa da yapın diye çözmek istedim yani. Geçelim. Araçlarda rot ayarının yapılma sebebi hangisidir? Aracı yavaş kullanmak için, motor yağı seviyesini kontrol etmek için, lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için, düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için. Cevabımız nedir? Evet, herkes düşünüp cevabını verdiğine göre doğru cevap D seçeneği arkadaşlar. Düzensiz lastik aşınmalarını önlemek. Şimdi arkadaşlar rot ayarımız bozuksa belli kilometreden sonra direksiyon titriyor zaten. Direksiyon titreceği için zaten lastik aşıntıları, düzgün istikamet takibi mümkün olmaz. Özellikle düzgün istikamet konusu sıkıntıya girebilir. Dolayısıyla rot ayarları bozuk ise düzgün istikamet takip edemeyeceğimiz için rot ayarımızı yaptırmalıyız. Belli bir hızdan sonra titreme daha fazla olur özellikle. Geçelim. Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi hangisidir? Flaşör arızalıdır. Fren müşürü arızalıdır. Geri vites müşürü arızalıdır. Frene basıldığında frenle alakalı bir müşür arızalı olacaktır. Sorunun içerisinde cevabımız vardır. Fren müşürü bakın. Cevap C seçeneği. Burada bakalım aydınlatma sisteminden. Karşımıza neler gelebilir? Lambalardan biri yanıyor, diğeri yanmıyorsa ampülü geçmiştir. Ya bunlar sık çıkan ehliyet soruları. Onun için burayı ben özellikle sorudan daha ziyade burayı önemsiyorum. Aynı hattaki lambalardan hiçbir yanmıyorsa sigortada sıkıntı vardır. Yine fren lambası sağlam olduğu halde yanmıyorsa fren müşürü arızalıdır. Bizim sorumuzda da öyle bir şeydi. Evet, fren pedalına basıldığında yanmıyorsa fren müşürü arızalıdır. İşte bizim sorumuz buradan çıktı. Geri vites lambası sağlam olduğu halde yanmıyorsa geri vites müşürü arızalıdır. Gibi gibi gidiyor bu uzayıp gidiyor bu şekilde. Diğerlerini siz mutlaka durdurup okuyun. Çünkü çıkar. Geçelim. Kırık çıkık bölgesinde ilk yardım olarak hangisi yapılır? Sürekli bozla, buzla ovulur. Kuvvetli masaj yapılır. Sıcak uygulama yapılır. Hareketsiz kalması sağlanır. Doğru cevabımız bu sorumuzda tabii ki D seçeneği. Arkadaşlar kırık, çıkık, burkulmalarda yapmamız gereken ilk önemli şeylerden biri hareket ettirmeyeceğiz. Kırıklarda, çıkıklarda, burkulmalarda düzeltmeye çalışmıyoruz yarayı. Yani bir kırılmış düzeltmeye çalışma gibi bir işlem yok. En önemli olan hareket ettirilmemesi sağlanacak. Tespit edilir, sabitlenir önce yumuşak sonra sert malzemelerle. Ondan sonra kırık, çıkık, burkulmada başka bilmemiz gereken Bunlar var arkadaşlar yine aklıma gelenler söyledim yine gelirse söyleriz ileride Geçelim Sırttan bastırma metodu ile suni solunum hangi durumda tercih edilmelidir Omurga yaralanmalarında kapalı göğüs yaralanmalarında Boylamasına karın yaralanmalarında ağız burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında Arkadaşlar bu yöntem Çok kullanılan bir yöntem değil yani güncelliğinde biraz kaybetmiş dolayısıyla çıkmaz diye düşünüyorum ee, Çıkacağını da zannetmiyorum ama daha önce çıkmış eskiden 2015'li yıllarda Ama o zaman günceldi o zaman uygulanan bir yöntemdi fakat artık uygulanmıyor Yani o zaman çıktı şimdi çıkacağı anlamına gelmiyor Doğru cevabımız D seçeneği ağız ve burun çevresinde kanamalı yaralanmalarda bu yöntemi uyguluyoruz. Yani demem o ki Ben yine de koyayım denk gelebilir genel olarak çıkmıyor. Şansınızda çıkarsa o da o da sizin şansınız. şunu bilin işte ağız burun çevresinin yaralanması kısmını. Geçelim. Benzinli motorlarda emme zamanında silindire hangisi alınır? Hidrolik yağ, sadece hava, sadece yakıt, yakıt hava karışımı. Benzinli motor emme zamanı. Doğru cevabımız nedir? Yakıt hava karışımı alınır. Şimdi bu zamanlarla ilgili bakalım. Sorumuzda ne diyordu? Mesela emme zamanında. Emme zamanında neymiş? Yakıt hava karışımı alınıyor. Şimdi bu zamanlar ve buji benzinli motorları kısaca bir inceleyelim. Benzinli motorda ateşleme buji ile oluyor. Hangi zamanda oluyor bu ateşleme? Ateşleme zamanında ad üstünde, ad üstünde bakın. Ateşleme ateşleme zamanında oluyor. Ne ile? Buji sayesinde bakın. Buji kıvılcımıyla. Yine emme zamanı bu sıralamalar unutmayın. 1 emme, 2 sıkıştırma, 3 ateşleme, 4 egzoz şeklinde devam ediyor. Egzoz zamanda zaten egzozdan dışarıya gazlar atılıyor. Bunu unutmayın. Bu zamanlar bazen sorarlar. Bazen de bu şekilde işte emme zamanda ne olur? Sıkıştırma zaman ne olur? Gibi şeyler sorarlar. Onun için mutlaka bunları bilin. Hem sıralamasını hem kısaca olsa açıklamasını bilin. Aşağıdakilerden hangisi? Aracın yavaşlaması ve durması hallerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar. Sis lambaları, park lambaları, fren lambaları, iç aydınlatma lambaları. Arkadaşlar şuraya fotoğrafımı da koydum bakın. Tabii ki bu nedir? C seçeneği. Fren lambaları yanar. Arkadaşlar fren lambaları yandığında arkadaki araç ne diyecek? Önümdeki araç duruyor. Ona göre tedbirimi alayım diye kendi de tedbir alacak. Unutmayın. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır? Akü Marş motoru, silecek motor otomatik klima. Aracın elektrik ihtiyacını hangisi karşılar arkadaşlar? Tabii ki akü. Akü ne zaman karşılıyor aracın elektrik ihtiyacını? Araç dururken, çalışmıyorken. Araç çalışmaya başladığında alternatör yani şarj dinamosu diğer biri ismiyle alternatör devreye giriyor. Araç çalışmadığı durumda elektriği akü sağlıyor. Pil yani akü büyükçe bir pil o şekilde düşünün. Fakat araç çalıştıktan sonra alternatör diye bir parçamız var. O devreye giriyor. Alternatör hem aküyü şarj ediyor. Biten boşalan aküyü Ayrıca aracın diğer elektrik ihtiyacını da karşılıyor. Unutmayın alternatörü de. Bilinç kaybının en ileri durumu koma olarak bilinir. Buna göre hangisinin koma belirtilerindendir? Öksürmek, yutkunmak, idrar kaçırmak, sesli dürtülere tepki vermek. Koma zaten herhangi bir bilinci yok. En son aşama. Bu kişi ne yapabilir? idrar kaçırabilir. Öksürüp yutkunma tepki verme olmaz komada. Şimdi koma işte burada. Koma pozisyonumuz da bu. Bu birçoğumuz böyle yatıyor yatakta. Aslında koma pozisyonunda yatıyoruz. Neyse işte burada arkadaşlar yutkunma, öksürük gibi tepkiler olmaz diyor. Yine siz vurursunuz, omzuna dokunursunuz ona da tepki vermez diyor. İdrar ve gayte kaçırma olabilir diyor koma durumundaki kişide. Şunu da bilin. Uzun süreli bilinç kaybı durumudur koma. Geçelim. Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni hangisidir? Omuriliğin baskın altında olması ya da zedelenmesi, taşıma esnasında baş boyun gövde korunması, kazazeden sırt üstü düz pozisyonda yatırılması, kazazeden hareketsiz hale getirilmesi. Felçlerin ne, oluşma sebebi. Omurilik zarar görürse oluşuyor felçler biliyorsunuz. Omurga yaralanmalarında. Cevap A seçeneği. Yani omurilikten dolayı omurilik baskı görürse, omurilik zedelenirse, omurilikte bir işlem olursa omurga yaralanmalarında felç ihtimali artar. Onun için omurga boyun yaralanmalar önemlidir. Çok dikkat edilmesi gereken yaralanmalardır. Hareket ettirmeyeceksiniz kişiyi mümkün mertebe sabit çok hareket ettirmeden tutacaksınız bu tür yaralanmaları. Geçelim. Araçta elektrik devresinin yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı. Buji, soket, ampul, sigorta. Yüksek akıma karşı koruyor. Evlerde ne koruyor bunu? Sigorta. Burada da yine sigorta koruyor. Sigortanın görevi neymiş? Yüksek akıma karşı korumak, kısa devre olduğunda sistemi korumak. Araçta yanlış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigorta ile değiştirmemek gerekiyor. Eğer değiştirsek elektrik tesisatının yanmasına sebep oluruz. Yani sigortalardan biri bozulup yandığında aynı amperde sigortayla değiştireceğiz. Unutmayın, orası aynı kelimesi önemli. Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir? Bakalım levhalarımıza. Şimdi trafik levhaları ile ilgili bolca soru geliyor. Bunu Instagram'da paylaştım. Mutlaka bakın. Güzel bir paylaşım da oldu. Şimdi burada kasisli yol zaten çok basit olduğu için A seçeneği diyecektir birçok arkadaşımız. Bu kasisli yol, bu gevşek zemin, yine bu yukarıdan taş düşebilir, gevşek şev. Şu an karıştırmış olabilir mi arkadaşlar? Aklımda gel kalmadı. Biraz da yorgunum işin doğrusu. Yine kaygan zemin bu da. Şimdi bunlarla ilgili şunu da söyleyeyim. Mesela araçta yolda bu lefayı görürseniz ne yapacaksınız? Önünüzdeki araçta mesafeyi açacaksınız arttıracaksınız takip mesafesini Yine bunları gördüğünüzde takip mesafesini arttırıyoruz yine bunu gördüğümüzde takip mesafemizi arttırıyoruz Bu kasisi gördüğümüzde ne yapıyoruz yavaşlıyoruz unutmayın Geçelim Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir Gevşek şef dönel kavşak yandan rüzgar gizli buzlanma Doğru cevap Çok bariz belli Cevabımız gizli buzlanmadır bu sorunun cevabı bu gizli buzlanma levhasıdır arkadaşlar. Yavaşlamanız gerekiyor. Bu levhayı görürseniz temkinli gitmeniz gerekiyor. Yani bazen bunu da sorarlar. Aşağıdaki levhayı gören sürücü ne yapmalıdır? Yavaşlamalıdır. Takip mesafesini arttırmalıdır. Öndeki araçlar arasındaki mesafeyi açmalıdır. Bunları bilmenizde fayda var. Bir de gizli buzlanma ile ilgili hazır kış lastiği uygulamaz da 1 Aralık 1 Nisan tarihleri arasındadır. Unutmayın. Bunu da soruyorlar bazen. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alınması gereken önlemlerden biri değildir? Şıklarımız kırıklara yerine müdahale etmesi, kazazeden korku ve endişelerini gidermesi, kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale etmesi, kendisinden önce kazazeden emniyetin sağlaması. Doğru olanlar belli çok net bir şekilde arkadaşlar. Yanlış olan biri var o da D seçeneği. Yani kazazedenin emniyetini kendisinden önce sağlaması doğru değildir. İlk yardımcının ilk yapması gereken kendi emniyetini sağlamaktır. Unutmayın. Bu önemli. Şurada bununla ilgili işte ilk yardımcıda bulunması gereken bazı özellikler vardır. Onlar da okuyun mutlaka. İlk yardımcıda bulunması gereken temel özellikler. İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmasını bekleriz. İletişim becerilerinin kuvvetli olmasına, sakin, pratik, kendine güvenli biri olması, yine eldeki olanaklar değerlendirebilen biri olması gerekiyor. Bunlar önemli. Hepsini baştan sona okuyun siz. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Kızgın bir biçimde kornaya basmak, sürüş sırasında acelezi davranmak, başkalarının hakkına saygılı olmak, dar yoldan gelen araçlarla inatlaşmak olumlu olana istiyor bizden arkadaşlar. Doğru cevabımız tabii ki bu sorumuzda C seçeneği. Başkalarına saygılı olmak olumlu, diğerleri olumsuz. Geçelim. Yukarıdaki verilen görev ve yetkiler verilen kurumlardan hangisine aittir? Tescile bağlı araçlar muayenelerini yapmak veya yaptırmak, trafik zabıtasının görev ve yetkiler saklı kalmak koşuluyla Araçların ağırlık boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak. Doğru cevabımız. Arkadaşlar doğru cevabımız Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olacak. Ee, bu soru eski bir soru olduğu için cevap A şıkkı olarak kalmış. Yalnız Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait değil, Emniyete ait değil, İçişleri Bakanlığı'na da ait değil. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı eski ismi. Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ydı. Sonra eskiden gelen bir soru olduğu için o şekil kalmış. Unutmayın. Arkadaşlar muayenelerden ulaştırma ve altyapı bakanlığı zaten şuradan da çıkartırsınız ulaştırmadan. Her zaman için içinde ulaştırma olur ismi değişse de bakanlığın. Geçelim. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? Buraya bakalım. Bir de burada şu var. Şimdi arkadaşlar tek tek okuyalım mı? Çok uzar mı? Bakalım okuyalım arkadaşlar ya. A şıkkı 8-16 saatler arasında yayaların yola giremeyeceğini. Alakası yok. Zaten burası yaya bölgesi. 8-16'da yaya olacak. 8-16 saatler arasında motorlu taşıtların yola girebileceğini. Yanlış giremeyeceğini anlamına taşıyor bu levha C seçeneği 8-16 saatler arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı. Arkadaşlar evet. 8-16 saatler arasında şu levhamız neydi? Motorlu taşıt trafiğine kapalı yol anlamını taşıyordu. Burası yaya bölgesi. Muhtemelen o saatlerde yayalar yoğunlukla burayı kullanıyor. Onun için bu levhayı koymuşlar. Doğru cevap C seçeneği. Geçelim. Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur? Reflektör, ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı. Yalnız bir, bir ve iki, 2 ve 3 1 2 ve 3. Doğru cevap reflektör var. İlk yardım çantası, okey. Yangın söndürme cihazı, okey. Doğru cevap D seçeneği. Bununla ilgili şuna bakmanızda fayda var. Araçta bulundurulması gereken zorunlu malzemeler. İşte arkadaşlar bu şekilde. Yanlarında açıklamalar da var hangi araçta. Mesela takograf, kamyon ve çekicilerde, otobüs, kamyon ve çekicilerde bulunması zorunlu. Bununla ilgili sınavda soru çıkıyor. Takograf cihazının kayıtlar ne kadar saklanıyor araçta? Bir ay. Odasından sorusu. Yine taksimetre taksilerde bulundurulacak. Yangın tüpleri buradaki araçlarda işte otomobil, otobüs, kamyon gibi araçlarda reflektör, sitepne, işte takos. Bunlar önemli. Geçelim. Hatta geçmeden şunları da göstereyim. Mesela ilk yardım çantası. Motosiklet ve motorlu bisiklet iş makinesi hariç bütün araçlarda zorunluymuş. Yine bu şekilde bir kazayı bildirmemiz gereken parkur. Yine diğer malzemelerde buraya yazdım. Bakın okuyun mutlaka. Ben çok fazla zaman kaybetmemek adına video çok uzuyor çünkü arkadaşlar geçiyorum ama siz durdurup okuyun. Dizel motorlarda ateşleme zamanında hangisi gerçekleşir? Silindir içerisinde hava alınır, sıkıştırılır. Kızgın hava üzerine motorun püskürtmek suretiyle ateşleme ile güç oluşturulur. Yanma sonucu oluşan gazlar dışarıya atılır. Doğru cevabımız ateşleme, dizel motor. Cevap C seçeneği. Dizel motorlarda kızgın hava üzerine motorun püskürtülmek suretiyle ateşleme oluşuyor ateşleme zamanında. Benzinli motorlarda bu nasıl oluşuyor? buji ile ateşleme suretiyle. Ateşleme ne oluyor? Benzinli motorlarda buji ile. Dizel motorlarda ise bu şekilde. Silindir içerisinde yakıt hava alınması emme zamanında bu sıkıştırma zamanında yanma sonucu olan gazların dışarı atılması da egzoz zamanında gerçekleşen bir işlem. Bunlar önemli. Hem zamanların kısa bir tekrarını yapmış olduk hem de dizel motorların ateşleme prensibini öğrenmiş olduk. Geçelim. Gündüz çekilen ve çeken araçlar arasındaki açıklık 2,5 metreden fazla ise bantların orta kısmına hangisi asılmalıdır? Beyaz bayrak, sarı yansıtıcı veya sarı bez, kırmızı yansıtıcı veya 20-20 ebatında kırmızı bez, yeşil yansıtıcı veya 20-20 ebatında yeşil bez. Bu çekme çekilme kuralları önemli çıkıyor sınav sorusu olarak. Şimdi buradaki cevabımız nedir? C seçeneği arkadaşlar. Eğer iki buçuk metreyi aşıyorsa aradaki şey ip ya da artık halat neyse orta kısma şu şekilde bir kurdela ya da 20-20 batında bez yansıtıcı asılıyor. Şimdi çeken çekilen araçlarla ilgili şunları bilmemiz gerekiyor. Her iki araçta boş olacak, yolcu olmayacak önemli. İki araç arasındaki mesafe 5 metreyi geçmeyecek. Bak 5 metre şartı var. İki buçuk metreyi geçerse de araya şey koyuyorsunuz yansıtıcı gece görülecek ya da gündüz görülecek şekilde. Standartı en fazla 5 fakat 2.5'u da geçtiği zaman ortaya işaret koyuyorsunuz. Yine çekilen aracın freni bozuksa frende bozukluk varsa açıklık 1 metreyi geçmeyecek. Çeki demiriyle çekilecek. Yine çeken aracın freni bozuksa 15 5 kilometre diğer hallerde 20 kilometre hızla çekme işlemi sürdürülecek. Bunlar önemli çeken çekilen araçlarla ilgili. Bunları bilirseniz sınavda yaparsınız diye düşünüyorum. Geçelim. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda hangisi diğerine yol vermelidir? Otomobil otobüse, otobüs otomobile, şeridi daralmış olan diğerine, azami ağırlığı az olan diğerine. Cevabımız nedir? Arkadaşlar yolun önce eğimsiz olup olmamasına bakıyoruz. Eğimsiz. Eğimsiz ise büyük arabalar küçük arabaya yol verir. Bunu unutmayın. Şimdi şurada da zaten gösterdik bakın. Bak. Otomobil burada karşılaşmalar halinde sıralama budur. Şimdi arkadaşlar eğimli yollarda inen sürücü çıkan sürücüye yol verir. Onu da unutmayın. Bakın eğimsiz yazmasının sebebi bu. Eğer eğimli olsaydı sorumuz o zaman inen sürücü çıkana yol verecekti. Unutmayın. Onu da soruyorlar sınavda. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kaza halinde, anında kırılması halinde akciğere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır? Pazı kemiği, kaval kemiği, kaburga kemiği, uyluk kemiği. Kaza anında kırılırsa akciğere batar. O halde akciğerin yakındaki bir organ olması lazım ya da kemik. Doğru cevabımız C seçeneği. Kaburga kemikleri, akciğer zaten kaburganın görevi nedir? Yaşamsal organları korumaktır. Özellikle ciğerin üstünde de bulunur. Dolayısıyla orada bir kırıklık olursa akciğere batma ihtimali yüksektir. Paz alakasız. Kaval kemiği ayaklarda zaten. Uyluk kemiği kalça bölgesinde. Yani onlar uzak. Kaburga kemiği burada doğru cevabımız. Geçelim. Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması hangisine neden olur? El frenini iyi tutmasına, motor parçalarının zarar görmesine, egzoz susturucusunun delinmesine, lastik hava basınçlarının düşmesine. Doğru cevabımız B seçeneği. El freniyle alakası yok, egzozla alakası yok, lastik basıncı ile alakası yok. Şimdi yağ seviyesi ile ilgili şunları kısaca bilelim. Motor yağının görevleri sürtünmeyi önler, parçaların soğumasına yardımcı olur, parçalar temizler, parçaların temiz kalmasını sağlar. Motor yağ, yağının görevi bunlar. Şimdi parçaların zarar görmesini engelliyor işte. Hangisine neden olur? Şimdi eğer yağınız seviyeniz düşmüşse parçalar zarar görür sürtünme olacağı için. Yağ seviyesi azalırsa bu sorumuzun cevabı bu şekilde. Şunlar önemli. Buranın fotoğrafını alın. Yağın arkadaşlar bir de raf ömrü var. Yani belli bir her yıl rutin bakımda değiştiriyoruz. Bir de belli yılı dolunca da değiştiriyoruz yine kullanmasak bile. Çünkü raf ömrü var. Geçelim. Şekle göre hangi şerit sadece sollama yapılırken kullanılır? Gördüğünüz üzere bu geliş, bu gidiş. Cevap bunlar buralar banket. Cevabımız çok bariz belli. Orta şerit. Arkadaşlar orta şerit zaten çizgilerden anlayabilirsiniz. Bu araçlar geliyor ya, bunlar da gidiyor mesela. Yokuş gibi düşünmeyin burayı sakın. Düz yol fotoğrafta öyle görünüyor. Mesela bunu niye buradaki araçta bu sollama şeridi diye geçer. Orta şerit. Mesela bu iki numaralı şeritte gidiyor araç seyrediyor. Buraya geçer sollamasını yapar geri kendi şeridine döner. Yine aynı şekilde buradaki araçta buraya geçer sollamasını yapar döner. Bu orta şeritte sürekli bulunamazsınız. Sürekli bulunmak yasak. Onun için buraya sollama şeridi denilir. D seçeneği orta şerit sadece sollama yapılırken kullanılır. Hatta şurada yol müsait olduğunda tabii ki arkadaşlar bu da önemli. Yol müsait değilse yine burayı sollama yapmak için kullanamazsınız. Yolun durumuna bağlı olarak hareket edeceksiniz. Geçelim. Yağ seviyesi normalin çok altındayken motorun çalışması devam ettirilirse hangisinin olması beklenir? Motor gücünün artması, motorun çabuk soğuması motorun aşırı ısınarak zarar görmesi, motorun normal çalışmasını sürdürmesi. Evet. Cevaplarımız nedir? Evet. Cevabımız C diye düşünenler doğru yanıtladı arkadaşlar. Yağlama sisteminin görevi neydi? Aracı yağlamak. Aslında yağlayarak ne yapmış oluyordu? Parçaların birbirine sürtünmesini engellemiş oluyordu. Hani parçalar birbirine sürtünürse ne olur? ısınır. Isındığı zaman ne olur? Yangın çıkar. Aşırı ısınır. Yangın çıkar. Ya da ne bileyim hararet yapar motor. Normal hayatta da böyledir arkadaşlar. Yağlı bir yüzeyde daha geç ısınır alan. Parçalar birbirine sürttüğünde de yağlama sisteminde ne oluyor? Parçaların ömrü kısalıyor. Yağlama sisteminin genel mantığı bu. Okey. O zaman yağ az iken sürtersek araba çalıştırmaya devam edersek ne olur? Motor aşırı ısınır ve zarar görür. Ondan dolayı C seçeneğimiz cevap burada. Anlaşıldı sanırım. Yağlama sisteminden de kısa bir özet yapmış olduk en azından. Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını hangisi sağlar? Antivirüs, termostat, kızdırma bujisi, hava filtresi. Birçok arkadaşımızın kafası karışıyor bu soruda. Basit bir soru olmasına rağmen arkadaşlar soğuk kelimesini gördüğünde arkadaşlarımız soğuk hava kelimesini gördüğünde antifriz diyor cevaba. Fakat bu antipriz değil. Antipriz ne işe yarıyor? Evet motorun donmasını engelliyor. Cam sileceklerine motor soğutma suyuna konuluyor. Antipriz donmayı engelliyor. Okey onda tamamız. Fakat burada dizel araçlar diyor. Bu sorumuzun cevabı C seçeneği kızdırma bujisi. İşte kızdırma bujisinin ekrandaki gösterge işareti de budur. Sınavda çıkıyor. Aşağıdaki gösterge paneli lefası hangisidir işareti nedir diyor. İşte bu kızdırma bujisini temsil ediyor. Şimdi kızdırma bujisi neymiş? Kısaca da bir bakalım isterseniz. Dizel motora sahip olan araçların doğru bir şekilde çalışması için yanma odasındaki gerekli ısıyı sağlayan parça. Bak. Yanma odasındaki yani dizel motorların kolay çalışmasını sağlıyor. Yanmayı kolaylaştırıyor. Kızdırma bujisi dizel araçlarda kullanılan bir sistemdir. İşte budur sembolü de az önce de söyledik. Geçelim bunda. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması otomatik vites araçlar için sakıncalı olabilir? Aküsün tam şarj edilmesi, hava filtresinin değiştirilmesi, buji kablolarının yenilenmesi, iterek veya çekerek çalıştırılması. Artık her araç otomatik neredeyse. Çoğu araçlar yeni nesil araçlar otomatik. Bunu bilmeniz güzel bir şey. Günlük hayatta işinize yarar. Cevap D seçeneği. İterek ya da çekerek çalıştırmak tehlikeli olabilir. Otomatik araçlarda. Bu yanlış. Yani doğru cevabımız bu. Aküyü tam şarj etmek faydalı bir şey. Hava filtresini değiştirmek faydalı. Buji kablolarının yenilenmesi faydalı. İterek çekerek çalıştırmak çalış, çalıştırmak zararlı arkadaşlar. Doğru değil. Cevap D seçeneği. Geçelim.